Aşılama sürüyor ancak Delta varyantının da etkisiyle vaka sayıları da artıyor. Aşılılar ayakta tedavi olurken aşı olmayanlar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Uzmanlar aşılama hızlanmazsa Kasım ayında yoğun bakımlarda ciddi oranda doluluğun artacağını söylüyor. Aşılama oranlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Günlük 1,5 milyon dozun altına düşmemeye çalışmamız gerekiyor ki sonbaharı rahat geçirebilelim. Koronavirüs vaka sayıları artıyor. Son sayı 20 bine dayandı. Uzmanlar yoğun bakımların doluluk oranlarının kritik seviyede olduğunu belirtiyor. Sayı artarsa zorlu bir süreç kapıda mesajları veriliyor. Eğer böyle giderse Eylül'den sonra okulların açılmasıyla birlikte tatilcilerin de dönüşüyle büyük şehirlerdeki aşırı hareketlilik vaka sayılarının hızlı bir şekilde daha da artmasına sebebiyet verebilir. Sağlık Bakanlığı'nın aşıya yönelik çağrıları sürerken hala ülke nüfusunun yaklaşık %25'i hiç aşı olmamış durumda. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Balık, aşılama artmazsa Ekim ve Kasım ayında yoğun bakım doluluk oranının artacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde eğer tüm bu bilgilendirmelere ve Sağlık Bakanlığımızın aşıya davetine rağmen hızlı bir şekilde çift aşılı oranlarımızın oranı %70'i aşmadığı sürece bizim sonbaharda özellikle Ekim-Kasım aylarında hastaneye yatışlarda, yoğun bakımlarda ve ölüm oranlarında artışı görüyor olmamız şaşırtıcı olmayacaktır. Profesör İsmail Balık, aşılama istendiği gibi ilerlemezse aşısızlar için yeni yaptırımların da gündeme gelebileceğini belirtti. Dünyada birçok ülkenin yaptığı gibi aşı tam onaylandıktan sonra birçok ülke aşı olmayanlara karşı yasak ve kısıtlamaları artırmaya başladı. Belki o zaman Sağlık Bakanlığı da aşı olmayanlara dönük yasaklama ve kısıtlayıcı tedbirleri artırmaya başlayacaktır.